Arkadaşlar selam. Aracınızın motor yağını gereğinden fazla doldurursanız ne olur? Başınıza ne iş gelir biliyor musunuz? Çok fena şeyler olur. Şimdi başınıza ne gelebileceğini anlatalım. Arkadaşlar öncelikle motor yağı nasıl kontrol edilir? Motor yağı seviyesi nasıl kontrol edilir? Bunu anlatalım düzgünce. Yapmanız gereken ilk işlem aracınızı düz bir zemine çekmeniz. Meyilli bir zemin olursa net bir şekilde motor yağını ölçemezseniz, yanlış ölçüm alırsanız. Bir diğer konu, motoru stop ettirdikten sonra yaklaşık 2-3 dakika beklemeniz gerekiyor. Yağın karteli inmesini beklememiz gerekiyor. Yağın karteli inmesini bekledikten sonra ölçüm yapabiliriz. Her araçta arkadaşlar çok kolay bir yerde bir yağ ölçüm çubuğu bulunur. Her aracın böyle çok pratik bir yerinde bulunur bu. Mesela bu aracımızda şu önde yağ ölçüm çubuğu. Öncelikle bir çekiyoruz arkadaşlar yağ çubuğunu ve temizliyoruz. Peşinden tekrar yuvasını oturtuyoruz. Tekrar çektiğimizde arkadaşlar yağın miktarını görebiliyorsunuz. Bakınız burada yağın bir maksimum noktası var. Bir de minimum noktası var. Bu yağ gördüğünüz gibi maksimum noktasına yakın bir yerlerde olması gereken ölçü bu. Peki arkadaşlar, yağı fazla koyarsanız, yani gereğinden fazla bir yağ dolumu olursa ne olur? Başınıza neler gelebilir? Arkadaşlar bu araçtan araca değişebilir. Özellikle eski araçlarda krank keçelerini, iki tane var. İki tane krank keçesini patlatabilir. Genelde başınıza gelecek olan şey budur zaten. Krank keçesinin patlaması demek size motorla ilgili bir masrafın çıkması demek. Krank keçesi patlar ve fazla yağ oradan atar. Arka taraftan ve ön taraftan yağ gelir aracınıza. Ve siz özellikle arka tarafta debriyajın üzerine yağın geldiğini, ön tarafta da yine motor parçalarının üzerine yağın geldiğini görürsünüz. Bir diğer ihtimal ise, genelde yeni araçlarda krank keçesini patlatamaz ise ne yapar? Yanma odasına doğru atar yağı ve yanma odasında yağ yanar. Egzozdan mavi bir duman çıkar ve bu şekilde fazla yağı atmaya çalışır. Başınıza gelecek olan iyi ihtimal de budur. Dolayısıyla arkadaşlar benim tavsiyem, yağınızı eksik gördünüz, yağ tamamlamanız gerekiyor. Ne yapmanız lazım? Öncelikle azar azar yağ ilave edin. Yani tahminlere göre 1 litre yağ ihtiyacı varsa aracın, siz yarım litre ilave edin. Yarım litre koyun ve ölçümünü yapın. Peşinden eğer seviyeyi istediğiniz seviyede bulamazsanız ilavesini yaparsınız. Çünkü az olduğu zaman çözümü var, ilave yapabiliyorsunuz. Ama yağı fazla koyduğunuz zaman başınıza az önce anlattığım durumlar gelebilir. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.